Anurajim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bunu ciddi insanlar sordu bugün de. Bu nereden sen kadere tabi eden kanuniyet çetiyorsun. Öyle değil mi? Ona da girelim o zaman. Yani tekliği bir kadar bir de özlenene kadar var ya abi. He. Evet. Yani o zaman katkınız varsa şey yaparım. Böyle bugün medar bahsettiler, sordular. Bunu vakıflar ayzeyi açarak yaptılar bir başka şehirde. Bugün toplantılar varmış, ilmi toplantıları böyle müzakere. Onlar da yapıyorlarmış sağ olsunlar. Elhamdülillah çok memnun oldum. Bunu yapıyorlarmış. Ayzeyi açınca ben de size beraber yapayım dedim. Peki bunu yapmadan önce birkaç tane bir cümle söyleyeyim. Nereden başlayacaksın? 34'ten başlayacağım. Baştan mı? Yok, senin dersin şey devre dışı oldu. Yok şey diyorum. Mesnevi Nuriye. Tamam. 34 işte arkadaş diye başlıyor. Ben şimdi bir mukaddeme yapayım. Felsefenin kaynağı kendisidir. Ve malzemesi mevcudattır. Yani mevcudatı alır, kendisine göre keser, biçer, ekler, kaynak yapar. Dolayısıyla devamlı her tespit ettiğine şüphecilikle bakmıştır. Çünkü bir sonrakine geçebilmesi için ona inanmaması lazım. İnandığı anda orada hak demiş oluyor. Birisi onu onaylamıyor ki hak olduğunu bilsin. Demek ki felsefenin temelinde şüphecilik vardır. Şüphecilik olan bir sistem, bir ilim dediğimiz şey insana güven vermez. Felsefeciler tamamen güvensiz ortamda hissederler kendini, yoksa kendilerini zaten felsefeci bilmezler. Eğer bir insan ben felsefeciyim, felsefe yapacağım diyecekse kesinlikle adı ve soy ismi gibi koysun bunu. Aleminde güven olmayacaktır. Çünkü felsefenin temeli güvensizliktir, kanaatsızlıktır. Hakikat yoktur. Hak yok ki hakikati olsun. Dolayısıyla şüpheci olan, çünkü mesleğin yapısı bu. Kimyanın yapısı laboratuvardır. Efendim, coğrafyanınki dış dünyadır gibi. Yani felsefenin yapısı, realitesi budur. Yoksa felsefe yapamaz. Her bulduğu bu kalemdir. Acaba der ve daha ilerisini düşünmeye başlar. Dolayısıyla peki ne demek istiyorum? Felsefe şüpheci yaklaşımdır ve hak yoktur. Bu meslek sana da etkileyerek seni şüpheci yapar, güvensiz ortama iter. Güvensiz insanların çoğusu da mutsuzdur. Başka bir alimi, ilim ehlini gösteren eseridir. Değil mi? Evet. Alimi, sanatkarı gösteren eseridir. Eğer sen bu sanata, esere kendi kendine olmuştur diyebiliyorsan, acaba alimi ve sanatkarı ispat etmek için ne yapmak lazım? Anlıyor musunuz? Yani bir sanatkarın sanatıyla sanatkara intikal etmek yolu kolayken, sanattan bunu yapan yoktur'a sen yorumlar getirmeye çalışırsan, işte iç alemini bunu hesap edin bu adamın. Yani ben sanattan sanatkarını ispat edemiyorsam, sen bunu sanatlıdır, sanatkarı yoktur diye ispat etmeye kalkarsan nereye varmak istiyorsun? Felsefe budur. Kuyudur, kuyu. Başka bir noktaya nazar. Dinsiz felsefe maddeye mahkumdur. Mahkum olduğundan kuyudan çıkamaz. Çıkanları da cahil, softa diye nitelendirir. Cahil, softa diye
alay eder. Felsefenin delilleri yine bir başka felsefeci, bir mesela bir felsefeci olabilmen için başka bir felsefeci senin kolundan tutmuştur. Başka bir felsefecinin kitabını okumadan, yöntemini ve yolunu onunla bir meşgul olmadan sen felsefeci olamazdın. O zaman senin felsefeci olman başka birisidir. Şimdi bir insanın da, bir dindarın da birisi kolundan tutması lazım ki o da öyle olsun. Bunun adı da peygamberdir. Peygambere tabi olmayı itham ederler. Tamam, hürriyetiniz yoktur ama kendisinin bu hale gelmesine sebep olan, malzemeleri olan, yatırımları olan felsefecileri görmez. Neye benzetiyorum biliyor musun? Vehhabilerin mantıksız mantığına benzetiyorum. Diyor ki, bak şimdi, biz diyor İmam-ı Azam'a uymak zorunda mıyız? Efendim müştehitlere uymak zorunda mıyız? Biz kendimiz Kur'an'la gideceğiz. Ne kadar mantıklı zahirde değil mi? Oysa imamlara uymayacağız diye söylerken bir imama uyuyor. Niye? Bunu sana kim öğretti? Öğrettiğine uyuyorsun. Uyulmaması gerekiyor bir insanlara, İmam-ı Azam'a uymayın diyen bir insana uyduğun için uyulmaması gerektiğini iddia ediyorsun. Otomatik olarak sen birisine uymuş olmuyor musun? Sen mi çıkarttın bu fikri? Bir fikre tabi olduğundan sen uyulmaması gerektiğini iddia edene uyuyorsun. İşte böyle mantıksız ve fasit bir düşüncede bunlar Vehhabiler. Ve çoğunlukla sonu intiharla bitiyor bunların. Çok iyi tanıdıklarım için biliyorum. Felsefenin kaynağı dima olduğundan dimadan çıkamaz ve hapishanesi olur. Şimdi konumuza başlıyoruz. Diğerlerini okumuyorum. Bu mevzuyla alakalı değil. Arkadaş, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Suret hakkında ne bilebilirsiniz? Ne diyorsunuz? Suret. Hani okuduk geçtik değil mi? Yani suret zahir, nedir? Zahirde dış görünüş abi. Hani bir şeyin iki cihet var ya, biri zahir, biri batın. He. Dış cihet mülktür, batın cihet. Yani gözüken sif suret midir yani? Hep suret midir? Başka bir şey var mı? Yani suretin iki yönü var arkadaşlar. Gözüken suret var, gözükmeyen suret var. Ustad kelama da suret diyor. Suret yani kelam gözüküyor mu? Manayı taşıyan suret. Evet. Mananın libası olan diyor. Mana libası diyor. Mana suretleri diyor. Suretleri ben size bir şey yapayım. Ondan sonra yürüyelim bu temelde. Suretin yani iki ciheti varken şu olabilir mi? Bir batından dışarı tezahür eden suret. Sadece zırf, saf yani suret. Bulunduğu gibi görünen suret yani. İçini göstermeyen vücut. Yani mesela dur bitirin şunu. Yani ne demek ne yani? Zahir diyelim ki ben dışarıdan bir görünüşüm var. Dışarıdan içeridekilerin tezahür etmesi bir görünüş var. Farklı oluyor yani. Sen bana şey getirir misin? Özür diliyorum senden. 19. defter. Madem burayı bir parça. Yani gözükmeyip içeride duran mı? Evet, abi. Mesela insanın yani içinde tuttuğu suretler. Ya, sonbaharda ağaçların yaprakları bütün şeyde dökülüyor. Kumdallar gözüküyor. Bu zahir bir suret. Hı-hı. Bahar geldiği zaman, yaz geldiği zaman da bak orada meyveler gözüküyor, çiçekler gözüküyor, yapraklar gözüküyor. Arada, ikisi de suret. Ama ne kadar fark var arada? Sabit değil abi suret. Ya, devam program, programın dışarı çıkmasını gösteren bir suret yani. Evet. Çıkmayan da yok mu? Şöyle çıkmayan zahirde gözükmüyor abi. Siret gözüküyor abi. Dur, siretten sonra suret. O da ilginç. İlmi vücut giyinen her şeyin sureti surettir yani. Yani vücuda çıkmaması da ilmi vücuttaysa dahi o suret midir abi? Evet, o da güzel. Yani Cenab-ı Hakk'a nazaran yani onun bakışıyla onun şey diye yarattığı her şeyin sureti, mahiyeti, hakikati var yani. Dolayısıyla ilmi vücut ve vücut giyinen her şey gözüksün gözükmesin sureti vardır. Suretleri. Çok güzel. Çok güzel. Bak.
Bu Mesnevi Nuriye 34. Açtık değil mi? Evet. 34. Şeyden, şu arkadaştan başlayacağız. Her şeyin iki sureti var ve şekli vardır diyor. Ben bir metni okuyayım. Ondan sonra ben size biraz katkı olsun diye bir parça bir şey okuyacağım. Eğer ben bu gösterdiğim yeri bir şey yaparsan, şu paragrafı okuyacağım. Şu defterden bakın şurayı. Şurayı okuyunca harika, burası alt üst daha acayip devrilecek yani, daha öteye taşınacak inşallah. Arkadaş, her bir şeyin iki suret ve şekil vardır. Her şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Diğeri makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin suratle tedvirinden hasıl olan, şimdi izah ediyor. Bir ateşin suratle tedvirinden hasıl olan, yani mesela odun tut, düşünün odun. Odunun üzerine tutuşturdunuz. Burada bir tane şey var, yanan. Çevirin. Ne olur? Daire-i vehmiye gibi. Yani yuvarlak bir ateş var. Her tarafı dolu. Dur. Tek. Hareket ediyoruz. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı çevirince tek olan şey tamamen dolu gibi gözükür. Tamam. Yani nerede var? Burada yok. Burada var. Tamam mı? Burada yok. Ama kesin mi? Kesin. Bunda şüphe var mı? Mesela yok. Yemin etse tamam. Vallahi dolu. Yani bir elin görmese, döndü böyle şey yapsa, daireyi vermiyor. Diyor ki, bu mevcudat böyle işte. Bu mevcudat aynı böyle. Başımı da dönmüyor yani. Evet, çünkü sen de döndüğün için. Polat'ta da bir tanesi fırladı. Biliyor musunuz, o derste var, yayında var galiba. Çok ilginç yorumlar da geldi böyle. Ne yaptı biliyor musun? Dedim ki, her şey var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. Örnek veriyorum, bak şimdi adam dinliyor herkes. Ampul saniyede 60 defa yanar söner, bir var ya tık burada 60 defa. Bu gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için biz onu devamlı yanar zannederiz. Oysa devamlı yanmaz. Dünya böyledir. Tamam mı? Buna Kur'an-ı Kerim'de halkın cedid diye iki tane ayet var. Halk ve cedid. Yenilen, yenilenen halk, halklar. Cedid, cedid yaratılışlar, yeni. Bunu Üstad 30. sözde haşiyede izah ediyor. Tamam mı? Şimdi her şey ilimden kudrete, kudretten ilime durrrt gidiyoruz. Ama giden bir daha gelmiyor. Zannetmeyin ki bu gitti, tekrar bana geldi. Gitti, bana öyle değil. Bu gitti tamam, bir daha gelmiyor. Onun için ceddüdü imanikum bila ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin çünkü giden bir daha gelmiyor. İmansız gidiyor adeta. İmansız, ona iman mührü vurulmadan gidiyor, bir daha gelmiyor, başka bir şey. Onun için her an bir tecdid imana, yani devamlı huzurda şey. Mektubatta anlatıyordu, hatırlarsınız. Yani her isim farklı bir alem olduğu için o alemini la ilahe illallah'la yerlemesi gerekiyor. Evet, devamlı giden bir daha gelmiyor. Giden gelmiyor. Dırr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 
anlatıyor. Ama sözlerdeki 30. sözde buna şey diyor. Mühim olduğu için bu uzatmıyorum. Bu sure çok önemli. Ben hayal et. Mesela, tut ipin ucunu Resul. Tut. Tuttu. Geldik mi? Furkan da ortadan. Furkan gerilen ipi ortadan kaldır. Gel bırak. Diyor. Buna ihtizaz diyor. Kafanıza kalır gibi maskaralık yapıyorum ha. Kafanıza kalsın diye yapıyorum bunu.
yandan bakan o ipin hareket sahası dolu zanneder. Değil mi? Buna şey diyor, ihtizaz. Yerinden bir o cümleyi okuyayım. Çünkü bu şeyimize tutacak. Kaçıncı söz demiştim? 30. Enebasında diyor ki, demek harekat-ı zerrat, şu var ya bak, harekat-ı zerrat, serinin hareketi, o kitabetten, o istinsahtan mevcudat, alemi gaybtan, alemi şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Şimdi bunu anlatırken ne oldu biliyor musunuz? Bunu anlatıyorum. Gidiyoruz, geliyoruz. Onun için ben devamlı öyleyim. Adam oradan fırladı. Eğer dedi sen dedi gidip gelmiş olsaydı ben seni şey yapamazdım dedi, tuttu. Ha nereye gidip geliyorsun dedi. Ha? Ha? Tuttu beni ya, geldi. Sarıldı bana. Ha nereye gidiyorsun dedi. Anlamadı. Ben de bir anda şaşırdım. Başka maksatla mı geldi? Dedim ki sen de gittin. Beraber gidip geldiğimiz için sen de anlamıyorsun. Durdu. Güldü. Çok hoşuna gitti ve oturdu. Çünkü beraber gidiyoruz. Ben gidip gelsem benim elimde, senin elinden çıktığımı göreceksin. Ama bu da beraber gidiyor. Giden, giren çıkan yok ki. Hepsi aynı. Ben şunu da söyledim. O da hemen fırladı. Yani şimdi bu dünya boştur. Alimler demiş doğrusu da budur. Fiziken ispat edeyim. Şimdi bir atomu düşünün. Buraya geçeceğim ama uzatmıyor. Bir atomu düşünün. Mektep okudunuz. Atom. Ortasına ne var? Atomun ortasına çekirdeği ne var? Proton var. Nötron var. Etrafında ne dönüyor? Elektronlar dönüyor. Diyor ki, iyi dinleyin ama. Protonun etrafında dönen elektron var ya, bunun arası boştur diyor. Elektron buradan dönüyor, şuradan dönüyor, şuradan dönüyor, şuradan, şuradan dönüyor. Ne kadar elektronu varsa. Tamam mı? Ara boşluğu anlatmak için fiziğin söylediğini söylüyorum. Müslüman bir alim söylese yobaz derdik. Bak fizikçi deyince doğru oluyor. Alim derse olmuyormuş. Bunlar bu yobazların şeyine göre. Dünya boştur bak. Fizikçi diyor ki, dinliyor musunuz beni? Çok önemli. Bu proton var ya proton. Gözle gözükmeyecek kadar şey. Zaten atom gözle gözükmez. Protonu diyor çekirdeğini misket kadar büyütsek. Fazla değil misket ya, oynadığımız misket. Londra'ya koyun diyor. Ona en yakın elektronun geçtiği yer İstanbul'dur. Londra ile İstanbul arasında boşluk var. İkincisinin zaten yeri, ikinci elektronun yeri dünya üzerinde yok. Hemen boşluğa, Samanyolu galaksisine düşüyor. Yani protonun çekirdeğin büyüklüğünü misket kadar yapsak. Onu küçültüyorsun aynı böyle. Peki bu arada nedir Londra ile İstanbul? Boş. Yani boş hakikaten. Boş değil mi? İşte bu atomlarla yapılan bir varlıktayız. Adam dedi ki peki dedi biz içinde niye düşmüyoruz dedi. El cevap çünkü sen de boşsun da ondan. Sen de boşsun. Kendisi kainatı böyle kabul ediyor, kendisi dolu zannediyor. Tabii ki düşmesi lazım. Cenab-ı Hak bizi durduruyor. Hangi kabiliyetiyle? Demek ki o da boş. Kainat hakikaten boş. Çünkü fiziken boş. Fiziken boş. Kainata böyle baktığınız zaman makro kainat diyor. Bir de mikro kainat. Yani mesela bütün kainat insanda, kainat insanın açılımı, büyük büyük insan. Buna mikro insan, küçük işte insana da mikro kainat diyebiliriz. Tamam? Mikro makro diye böyle fizik lisanını kullanın, kusura bakmayın. Yani büyük küçük. Büyük kainat, büyük insan, küçük kainat. İnsanda cari olan ne kanun varsa kainatta da caridir. Aynı. Şimdi varlık bu kadar boş. Hakikaten dünya bomboş. Şimdi diyor ki şu çevirsen tabak bir tane değil mi yanıyor. Çevir. Daire olur mu olmaz mı? Olur. Olur. Ama
Mantıken zahirde göz aldanıyor surete. Zahirde doludur. Hakikaten boştur. Yani tektir. Değil mi? Diyor ki bir ateşin süratle tedvirinde, döndürülmesinde hasıl olan daire-i vehmiye gibi. Yani bir şeyin döndürülmesinde daire-i vehmi. Hastalıklar böyledir. %99'u budur. %99'u hastalıkların kökeni vehmidir. Zannettiğimiz için akıl öyle inandığından vücuda öyle emir veriyor. Maddi hastalıklarınızın kökeni diyor, temeli vehmidir. Vehmi hastalığını diyor maddi hastalıktan çek, hastalığın düzelsin diye hastalar risalesini geçiyor. Bir misal vereyim Hasan abi. Ver. Dün hava biraz soğuktu ya abi. Biraz ayağım biraz üşümüştü. O soğuk kafamdan atamadığım bir akşam üşüdüm abi. Evet. Normalde bakayım herkes sürahsız geçiyor. Sende işte var. Sende var, öyle bir şey yok. Doğru söyledi, ben de farkındaydım dün. Ne dedim ona? Senin kafan üşüyor, vücudunda öyle bir şey yok. Peki vücudum soğudu, soğur tabii. Buraya komut verince vücut soğuma modunu çalıştırıyor. Ve öyle zanlar veriyor. Mesela buna ait bir delil. X kişi hiçbir şekilde dayanamazken, sonra bir vesileyle, hastalığı vasıtasıyla kendisini unuttuğu zaman çorapsız ve paltosuz dolaştığını görmedik mi? He? Gördük abi. Çorapsız ya. Çorapsız. Yani yazın bile çift çorap giyen. Ama peki sonra niçin oldu? Çünkü düşüncede çıkınca vücuttan da çıkar. Daire-i vehmiye gibi her şeyin tarih hayatını bildiren, bakın aynı bunu gibi, bunu kaçırmaman lazım ama bu cümleyi. Bir dakika söylüyorum. Bir ateşin suratle tedbirinden hasıl olan, tamam bak, daire-i vehmiye gibi, tamam. Her şeyin, aynı bunun gibi, her şeyin tarih hayatını bildiren, tam yaşımı söyleyeyim, 51. 8. aydan sonra gün aldığım için 52 diyorum. Yani 8. ay bitti, 9. aydı ama 51. Tamam. Şimdi benim tarih hayatımı bildiriyor. Nerem bildiriyor? Sesim. Simam. Mimiklerim. Ama 50 senelik hiçbir atom yok. Hiçbir atom yok. Maddeten 50 senelik vücudum yok. En fazla yaşlı kaç aylıktır? 6 ay. 6 ayda bir değişiyor. Ustad senede 2 defa değişiyor diyor. Tamam mı? Peki diyor ki arkadaşlar kitabı böyle okuyacağız. Dura dura. Her şeyin tarih hayatını bildiren kadere medar olan, değil mi? Çok ilginç. Kadere sebep olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Makule neydi? Her şey, bak, makuledir. Bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimaından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Mesela şu andaki benim vücudum ve simam bir tanedir. Ama tarihi taşıyor. Yani şu bir tanedir ama şu böyle yapınca bunu, bu kadar topunu tek bir tanesi taşıyor. Buna yükleniliyor. Bu kaynak oluyor. Bu çekirdek oluyor. Bunu kaldırırsanız bu da yok. Yani dolayısıyla vehmidir. Maddeten değişmesi lazım abi. Değişmiyor. Yani maddeten, yani 6 ayda. Evet, 6 ayda ama hayır. Sima değişiyor. Her an sima değişiyor. Farkında değiliz. Ancak bizi çok yakından tanıyıp bir sene, iki sene uzak olunca bizden, abi ne kadar değiştin. Mesela Almanya'da yapılan dersler var, video. Dün mü, bir hafta önce. Navigasyonun Allah'ın ispatı diye bir ders vardı. Baktım, hakikaten geçmişim ya. Acayip. 10 sene fotoğrafına baktığı zaman insan kendini fark ediyor zaten. Tamam, peki nedir o? Vehmidir. Ama çok ilginçtir. 50 sene şu simada mevcut. Onun için kaç yaşındayım diyorsun? Oysa suratı meydana getiren zerre kaç aylık? 6 aylık. Diyorsun ki 27 yaşındasın, 26 yaşındasın. 30 musun? 30. Diyorsun. 40, 50 diyorsun. Peki nesinden anladın?
Maddede böyle bir şey yok. Maddede yok ha. 50 senelik hücre yok. Ruh olsaydı. Hayat duyuyor. Yani mesela demiyor muyuz ya? İsmail kaç yaşındasın? Ben 43. 43 yaşında. Bak adam düşünerek diyor söyledi yani. Ben işte 43 yaşında. Peki neresi 43? Niçin? Tamam birbirimizi yüklüyoruz. Neresine? Arkadaşlar bak. Ben bir iyi bak elime bakın. Bir yaş şey bir günlük bebeği gördüm. Kaydettim ömrümde. Bir günlük bebeği gördüm kaydettim. Nasıl oluyor bebek? Böyle. 2 günlük, 10 günlük, 1 senelik. Bakıyor musunuz buna? 10 aylık, 1 senelik çocuğu gördüm. O 20 yaşındaki insanı gördüm. Görüyor her birisinden 10 yaşında belki de 40 bin tane çocuk gördüm. Ha 10 yaşında sima nasıl olur? 15 yaşında sima nasıl olur? 15 yaşında sima, 15 yaşında sima. 15. Ha ben de artık 15 yaşında bir resimlendi. Ondan sonra diyorum ki bu resme kaç yaşında? O benim kafamda vehmi olan, hakiki olmayan depoladığım şeyle bu değil, bu değil, bu değil, bu. 34 yaşındasın diyorum. Tamam. Nasıl oluyor? Buradan söylüyorum. Orada yok yani. Orada bana şu veriyor. Tek bir tane resmi var. 34 tane resim yok. 34 sene. Şu. Bunun siması şu şekilde gelebilmesi için şu kadar geçmişte bir sürü yani 33 tane yapıyı kullanması lazım. Onun hulasası. Her son resim, her son yaş bütünün hulasasıdır. Geçen senenin değil. 1, 2, 3'ü de taşıyor. Yani. Tabii biri de taşıyor. Yani mesela sen 34 yaş diyebilmem için bir günlük bebek değilsin. Zaten var kafamda o. Onlar tümüdür. Ha? Bir yaşım da var bu simada. Tabii bu simada kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? 34 abi. 34 mu? Ha tevafuk etmiş. 34 senede diyebilmem için seni bir günlüğüne de bilmem lazım. 15 seneni de bilmem lazım. Neyle? Senin ille değil. Modeller var bende. Cem etmiş. Bu makuledir işte. Vehmidir. Orada yok. Peki şuraya geleceğim. Senin peki o 34 senelik sima görüntüsünü nereden kaynaklanıyor? Maddede böyle bir şey yok. Tamam mı? Ben 6 aylık simam. Ruhtaki halet dışa vuruyor. Batındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki kapıda bu sureti aldılar diyor. Tamam mı? Demek ki suret ruhtaki haletin dışa vuruşu. Çekirdeğin dışa vuruşu. Peki korkunç bir yere götüreceğim inşallah sizi. Bak burada harika bir şey. Bak bir daha söylüyorum. Bendeki ruhtaki haletlerin dışa vuruşu sima. Tamam. Ve konuşmak. Manalar diyor. Dinliyor musunuz? Hepinizi canlı görmek istiyorum. Kalpten manalar çıplak çıkar. Sonra hayale suretlerden çıplak yer girer. Hayalden suret de çıkar. Öyle mi? Kelam. Mesela kalp mana bende çıkıyor kalbimde. Hiçbir sureti yok. Kalpten çıktı. Vicdana girdi. Bak süreci anlatıyorum. Vicdanda Latife-i Rabbaniye'den aldı. Sonra histen aldı. Ters geliyor. Bak kalp merkez ya. Kalpte mana çıktı. Vicdana girdi. Vicdandan Latife-i Rabbani kamyona bir şey attı. İndi aşağıya alt kata. His bir şey attı. Ona yükledi. Manaya uygun bir şey attı. Sonra biraz daha alt kata indi. İrade attı. Sonra çıktı dima. Geldi buradan. İtikat attı. İltizam attı. İzan attı. Aşağı iniyorum. Tasdik attı. Taakkul attı. Aşağı iniyorum dikkat edin. Ondan sonra tasavvur attı. En son neresidir dimağın? Bunu dişe. Tasavvur, tahayyül.
tahayyül. Tahayyül, hayalhane, suretlerin imal edildiği yer. Resul bakıyor musun kardeş? Suretler nerede imal ediliyormuş? Tahayyülde ve son artık. Kalpten çıktı mana, vicdana gitti, vicdanın bütünlüğüyle boyalandı. Latife-i Rabbaniye, his, zihin, irade. Çık yukarıya, yukarıdan aşağı inin bana. İtikat, izan, iltizam, tasdik, taakkul, tasavvur, tahayyül. Dağın dibi yok. Ondan sonra nereye geliyor? Dışarıya atılıyor. Ne? Kelam. Kelama suret diyor. Tamam mı? Bak bir şey anlatacağım size. Çok mühim. Bu benden çıkan kelam buraları taşıyarak geldi. Ne mucize biliyor musunuz bu kelam? Bak, özür dilerim de Risale-i Nur'da var olduğu için söyleyeceğim. Yeri de Kalı Mesnevi varsa onu da getir. Çünkü belki beni yadırgayacaklar da kaynağı da göstereyim. Bak, he? Benim kitabım olsun. Sirayet var çünkü benim kitabımda, ben varım. Bak dikkat edin, geldi, yoğunlaştı, dimağımın son mertebesine patlayı fırlattı mı? Seni dölledi. Ne anlatacağım? Girdi sana kelam. Benim hangi yollarla dışarıya çıkmışsa onun tersiyle senin hayalini aktif edecek. Benden çıkan hayal tarafım. Benden çıkan tasavvur senin tasavvurunu, taakkulunu, tasdikini, izanını, iltizamını, itikadını inecek vicdana. Yani benden çıkan mana hangi yolları taşıyarak sana gelmişse sen aynı yolları kullanarak benim ta kalbime girebilirsin. Çünkü yol açıldı. Kelam kişinin karakterini gösterir. Ustad da diyor ki, insanda iki baş var diyor. İki baş da karşıyı döller ve kendisini inşa eder. Bir alt baş, bir üst baş diyor. Ha? Alt başta çocuk yaratılıyor. Özür diliyorum ama ilmi bir şey. Üst başta insanın ruhu inşa ediliyor. Ruh yaratılıyor. Nerede anlatıyor? Alt 702. İki vazifeden birisi alt başıyla hayatın hararetini temin ve suyunu tasfiye eder. Üst başıyla da nutku tevlid edip yolunu harekatlarını tanzim ederken şu aşağıdaki işler görünüyor diyor. Bakın atıldı, inşa etti ruhunu. Ötekisi de inşa ediyor. Ha? Acayip bir sır yani bu alem ve garip şeyler. Bu kelamla ağzımızdan çıkan kelam basit zannediyorsun ama seni ele veriyor. Karakterini dışarıya taşıyor. Yani bana tekrar gelebilmem için yol kuruluyor. Bir alemde, bir hakikatta şöyle bir şey gördüm. Gördüm, Risale-i Nur'a uyduğu için söylüyorum. Uymayanlar da var, söylemiyorum. Erva habise, Ustad diyor ya Kastamonu 260, halimi soranlara nazar ve erva gayri taybe cihetimde başıma gelen musibet diyor. Hatırladınız mı? Kaçtaydı? 260. Canlı görmek istiyorum sizi. Bir daha söylüyorum. Halimi soranlara, buldunsa söyle bak, sol tarafta ikinci paragrafta, sayfanın sol tarafında. Başına gelen musibet rahmet ilahiyana. Hem nazar hem erva gayret. Erva gayret tayyibi cihetinden. Cihetinden? Başına gelen bu musibet. Dur. Nazar ve erva gayri taybe cihetinde başıma gelen bu musibet. Ustada gelecek, sana gelmeyecek. Nedir? İyi dinleyin şimdi. Nazar, bakmak, kanal açılıyor, giriyor. Bendeki şua, aşırı adavet, aşırı sevgi. İkisi de korkunç yoğun enerjidir. Karşıya taşınır. Neyle taşınır?
göz, tamam mı? Lazer gibi karşıya vuruyor. Girebilmesi için gözüne bakması lazım, göz göze. Ona gözüme baka baka yalan söyledi diyor. Tamam? Bakın, sima da taşıyor, ses de karşıyı taşıyor. Onun için haram-ı nazar, o kadının timsali sureti içine giriyor senin. Kadın giriyor içeriye. Yani içer dışarıda bedensel nasıl bir şeyler olacaktıysa, sima ile gelen timsali sureti de içeride ruh aynı yapıyor. Nazar, nazar bakış. Niye ruhu bozsun? Ama sen simadan ve nazardan sırf böyle bir resimdir, ne falan yakışıklıdır falan, fiyakalı falan dersen, hem fiziği anlamıyorsun, hem insanı tanımıyorsun ki. Haram-ı nazar ne olduğunu da çözüyor değil mi şimdi? Arkadaşlar, an ve an benim kokum geliyor mu, gelmiyor mu? Çıkıyor. Sesim beni taşıyor, kokum beni taşıyor. Elsinetikum ve elvanikum, simaları ve sesleri kişinin karakteridir diyor Allah. Çıkıyor mu? Benim simama bakan üç şey olur. Size bakan o kadar olmaz. Bana bakanlar canlısın ama bilmiyorum videoda nasıl oluyor. Üç tane tip olur. Aşırı adavet besler, nefret eder. Çünkü benim zıttı var onun aleminde. Aşırı muhabbet eder. Çünkü benim ruhuma yakındır. Hiçbir şey olmaz. Normal. Beşeriz. Leylim leylim bir adam. Şimdi arkadaşlar, sima, koku nedir biliyor musunuz koku? Sana üç tane demiştiniz ya, adalet ve muhabbet, üç tane şey oluyor diye. Söyledim. Beş. Yani. Üç. Hiçbir şey olmaz. Şimdi çiçek, koku ne demek biliyor musun? Çıkan partiküller deniliyor, parçacıklardır. Senin gözün görmediği için, Allah Allah. Koku nedir? Kardeşim oradan çıkan parçalardır. Niçin kapalı binaya gittiğiniz zaman ev kokar? Parçacıklar yoğunlaşmış. Fizikseldir. Böyle maneviyat falan değil. Senin gözün görmüyor. Eşya dalga yayıyor. Halı. Duvar. Parça yayıyor. Parça. Devamlı bombardımandasın. Hatta senin gözün görmüyor ki. Halıdaki bazı şeyler alerjini sebebiyet veriyor. Şimdi bir daha söylüyorum. Benden çıkan, bana bakıyorsunuz ya. Nasıl ki ısım var, sıcaklık. Burada hissetmezsin, burada hissedersin. Benim simam, sesim ve kokum gibi. Sima da benim dublo cesedimdir, fiziksel cesettir. Misali temessülüdür diyor üstad. Temessülatlarıdır, temessülat. Misali temessül, şeyde diyor ki 59. sayfada mektubatta. O diyor, alemi gayba geçen evliyalar, evliya, o cümleyi okuyayım. Evliyalar ne ile cesetleriyle geliyordu ya? Bedeni misali miydi? Bedeni misalileriyle diyor. 52 miydi? 52 abi. Ben 59, yok. Değil. Orada geçmiyor abi daha. Yok, bu değil. İsa Aleyhisselam'ın maddeten nuzulunu ispat etmek için 3 tane örnek kullanıyor. Yani o 57. sayfa. Okuyorum. Her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in dihye suretine girmesi gibi. Girmiş. Bir de sır vereyim. Niye girmedi Ömer'e, Hazreti Ömer'e, Ali'ye de diğer radiyallahu anh'a girdi. Onun ruhu ona çok yakın. Ben çok bakmıştım. Lef-i Mahfuz'a en yakın bu diğer radiyallahu anh. Çok acayip. Öyle, çünkü suret manaya zıtsa diyor sözler 275, manalar ulvi, suretler mülevves ise giymek yoktur. Telebüs yoktur diyor. Yani giymek yoktur, temas vardır. Teması da vesveseli zanneder ki giydim. Onun için manalar güzelse, suretler çirkinse giyemez.
Cebrail'e uygun olmasa dihe radiyallahu anh o libası giymez. Bu bir. Ruhanileri iyi dinleyin, ne anlatıyor şu? Ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, bundan çıkıyorum. Çok insanlar veya siz şeytan insan suretinde, insan suretinde, cin suretinde şeytan gördük ama hala şeytanı arıyoruz. O kadar görmüşüz ki şeytan olduğunu bilmediğimizden fark etmemişiz. Ustad diyor ki cinni ve şeytanlar diyor insan suretine girer diyor. Bazen ustada Beyazıt Camisi'ne girmiş. Eskide gözüküyordu. Şahsı görmedim yani derdi. Evet. Şahsı değil, şeyine girmiş. Timsal temessülüne gidi. Şahıslanmış, yani maddeten şeyini. Girmiş diyor da bana konuştu diyor. Bana konuştu diyor. Konuşuyor. Ve burada da diyor bak ne diyor? Diyor ki alemi ruhanileri alemi erahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren. Beşer suretine ne yapmış? Temessül et. Şimdi iyi dinleyin. Hatta ölmüş evliyaların çoklarının, az da değil ha, çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen. Yani dublo ceset. Şekil aynı. Evet. Bu benden gelen sima aynen ben neymiş? Bedeni misalisi olan temessülatıdır. Benden kopuk mudur? Hayır. Benim kokum, benim sesim ne kadar beni taşıyorsa simam da beni taşıyor. Onun için haram-ı nazar, benim sesim senin nerelerini yapılandırıyorsa o simada ulvi veya sufli senin oranı yapılandırıyor. İçeriye giren canlı ve ruhludur. Şimdi en mühim bir neyi söylemek istemiştim biliyor musun? Bu heyecanım şuydu. Kalpte mana çıktı. Aşağı iniyor. Dışarıya çıkacak. Vicdana indi. Vicdan daha alkattır kalp. Daha aşağı indi dimağa. Dimağın 7 mertebesinden geçti. Tahayyüle girdi. Hayalhane, imalathane. Orada sureti giydi mi? Dışarıya gönderdi mi? Dışarıya gönderirken kullanılan şeye uslup denilir. Uslup şu, bakışım, mimiklerim, el kol hareketlerim, sesim şöyle böyle hareketlerim. Bunların adı da ne deniliyor? Uslup. Uslubun içerisinde kelam var. Kelamın içerisinde yani buzun içerisinde su var. Suyun içinde H2O var. H2O'nun içinde enerji var. Esir var, maddi hayat var, ayn hayat var, akıl cevheri var, ruh cevheri var, nur-u Muhammed'i var. Hepsi aynı yerde mi? Benim şu anda uslubumda dima var, uslubumda kelam var. Kelamın içinde dima var, başka bir şey anlatacağım. Dimağın içinde vicdan var, vicdan içinde kalp var, kendimi taşıyorum. Bu kelam böyle olursa... Ama aslında her kelam öyle değil, değil mi? Her kelam böyledir. Sufli ve ulvi. Yaz. O zaman niye yani işte diyor ya hazmedilme, ilim, tesir etme diyor mesela. O buradan çıkmış. Buradan çıkmamış mana. İşte o zaman her... Değil tabii. Mesela diyor ki burada hayalhanede gönderiyorsun. Burayı taşıyor. Kalpten çıkan bir kelam kalbi ihtizaza getirir. Dimadan çıkan kelam sif dima aktif eder. Ama mana buradan çıkmış. Manasız lafız da çıkar. Çünkü bir sürü elbise var burada. Hayalhanede libaslar var. Fuzuli konuşmalar burada. Bu hatim edilmiş. Buradan çıkmıyor artık. Tamam. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun? Burayı biliyordunuz zaten. Ben hep anlatmıştım. Ama şurası yeni size. Veya zannediyorum. Ben size gönderdim mi kelamı? Kendimce sana koridor açtım mı? Tünel açtım mı? Hat gerdim mi? Ben seni buna etkiledim mi? Aklını etkiledim, şu anda konuşmamla fikrini etkiledim, ruhunu etkiledim. Bir böyle hissi bir ailevi bir şey anlatsam vicdanınız etkilenir.
Din. Neyle etkiledim? Hipnoz ettim. Kelamla. Ha, Allah'ın ayetini de böyle düşünün. Yaptım mı? Yaptım. Ha, şimdi silah sende. Aynı yolu kullanıp benim içime girebilirsiniz. Onun için büyük zatlar yandaklaması zaman ne olduğunu belli olur. Hemen, çünkü muhakematta diyor ki 91 miydi, 99 mu? Kelam kişinin karakterini gösterir. Nerede ve nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Yani mesela yeni gelenlere şöyle yapıyoruz. Kardeşim hoş geldin, nasılsınız? Falan. Adamın tarihi bilgisini yazmayacağız. Ne yapıyorsunuz, neredesiniz, nerelisin ya, nereden geliyorsun falan. Öyle yavaş yavaş soruyoruz. Ben onu tarihini yazmak için sormuyorum. Bu adama sorular sorarak bakayım nasıl cevap veriyor. Nereleri taşıyor, kullandığı kelimeler ne, karakterini çözmeye çalışıyorum. Böyle öyle mi falan. Hemen tabii konuşurken bedenlerine de dikkat ediyorum. Bu adam tevhid dersine mi, haşir dersine mi, psikoloji dersine mi veya hiçbir derse muhatap değil midir? Boşver bunu, leylim leylim çay ver gönder tipten midir? Gibi anlamaya çalışıyoruz. Tamam. Şimdi ben sana gönderdim. Sen eğer meziyetin varsa aynı yolu kullanıp bana girebilirsin. Erva habiseden söyledim. Orada bırakmadım. Ustad diyor ki nazar ve ervah gayri taibe cihetini başıma gelen hadise. Cinler de öyledir. Yani sen onaylamadıkça, sen böyle bir cini hastayı böyle gözüne dikkat etmedikçe, yani ama onaylayacaksın, sırf dikkat etmek değil. Seni oradan rahatsız eder. İçeri giremez. İçeri girseydi seni rahatsız etmiş olmazdı. Aptal değil. İçeri girdiyse seni niye rahatsız etsin? İçeri giremediği için rahatsız oluyorsun. Savaşıyor ya. İşte arkadaşlar nazarla giriyor. Diyor ki nazar ve ervah gayri taibeciyetinde başıma gelen bu musibet. Nazar var ya, nazar. Nazar ada dokunmuyor. Mesela çocuklara en büyük nazar anneleri yapar. Adavet değil, aşırı muhabbet. Hangi anda yaparlar? Uyurken çocuğa. Çocuk en savunmasız, en masum, en tatlı hali uyku hali. O anda böyle en acımasız ya, tamamen şey, acımasız derken en korumaksız. Yani tut aç camdan. Tamamen bitmiş yani, zaten şeydi, hiçbir şeysi yok. Aşırı ay falan dediği anda maşallah demese, maşallah dedi mi çözülüyor. Ay deyince aşırı muhabbet çocuğa vurdu o enerji. Enerji bu. Enerji demez ki ya senin çocuğundur, ben oraya girmeyeyim. O zaman haram-ı nazar da timsali suretidir. Kişinin temessülatıdır ve kendisidir. Yani kanınızdan tahlile edilmiyor mu kan? Sizi taşımıyor. Saçınız böyle polisi yakalasa bir yerde, o saç da sizi intikal etmiyor. Saç sizi nasıl taşıyorsa, kelam da sima da öyle. Ama şu, o yolla geri girebiliyorsunuz. Çünkü tünel açılmış. Koridor açılmış. Burası çok önemliydi. Sesi de şu anda duruyorlarmış abi. He? Yalan konuşuyor, doğru mu? Evet, ruhu anlamaya çalışıyor. Bir alet bulmuşlar. Evet, şimdi bu cümle, her bir şeyin iki suret ve şekli vardır. Boşuna demiyor usta. Usta çok acayip değil mi? Evet. Ama sakın ha! Benim anlattığım gibi de zannetmeyin. Ben daha eteklerinde meşgul olduğumu zannediyorum. Daha ben mübalağa etmiyor. Çünkü ilmi ezeliden geldiği için, Kur'an'dan geldiği için Risale-i Nur, Kur'an'dan geldiği için, Kur'an'ın icaz manevisi olduğundan ilminde boyut nihayeti yok, dibi yok. Ben biraz fark ettim, tın tın ediyor. Balık oltama tın tın ediyor. Suretle meşgul olduğum için gözüktü. Onlar da abi dedi, suretle hep konuşuyordun derslerde. Ya şu surette biraz bir şey ver de biz şimdi müzakere yapıyoruz. Bak, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Birisi maddiyedir. Maddeye dönüşmüş, bir de maddeye dönüşmeyen suretler var. Cinlerde sureti de var. Şekil suret değil o zaman değil mi? Şekil suret değil o. Nedir peki? Öyle diyor abi. Suret ve şekil vardır. Suret ve şekil. İlle değil. Şekil buz. Suret ise ta kalbe kadar var.
Sure ta cennete kadar gidiyor. Suretin kaynağı ta oraya kadar. Cismaniyet. Şekil suret değildir. Ama şekli, şekil gördüğün şey. Ama bunun içerisinde suret var. Suret mazi taşır. Şekil atomik yapıdır. Yani şu anda atoma dönüşmüş şekle, şekil diyeyim. Bu şekildir. Ama buna yükle, bunun bir sürü mazileri varsa bu şeyin, sarın ne demek mesela, şöyle kendimle misal edeyim. Bu şekildir. Kilo, kilosu, tipi, eni, büyük, yamuk, yumuk, dikdörtgen. Bu şekil. Şekil. Ama bir mana ifade eden bir şey var, yapı var. Bunun adı surettir. Bu giydirilmiş. Manaya da giydirilen, manaya da suret giydiriliyor. Suret ta buradan başlar, ucu şeye kadar. Cennetin içinde, çünkü cennette suret de var. Arşın dibine kadar. Arştan sonra yok. Şimdi bir tanesi gözüken suret, bir de gözükmeyen şurada ruhaniler var. Da abiler var. Davamızla alakalı abiler var, ustalar var, ruhaniler var. Yani şunları görsek var ya, bunları görsek acayip olurduk. İyi ki gözükmüyorlar abiler. Bu boşluk var demiştiniz ya abi. Hangi? Atomla şeyin arasında. Aha. Ama manevi şeyde boşluk yok. O yok, öyle bir şey yok. Orada alemler orada değil mi abi? Alemler orada. Yani cennet nerede? Misketle İngiltere'ye koyduk. Evet. İlk elektron, ilk elektronun geçtiği yer İstanbul. Bu arası nedir? Alemler. İşte ahiret dünyanın neresindedir? Buzun neresinde su varsa, odunun neresinde nur varsa, ahiret oradadır. Yani bu atom dediğimiz proton ve elektron, bu aradaki boşluk ahiret yani. Yani bir şey kalmadı bu da. Bu ahiret. Ya peki ne diyor ustad? Bu diyor, yani misket ve elektron, bunu şöyle diyor ustad. Dünya hayatı ahiret üzerine serpilmiş tenteneli bir perdedir. Tentene, hani kızların ördüğü var ya veya tül. Baktın uzaktan şuna düz görürsünüz, öyle değil mi? Ama gel. Aa! Ha, dünya böyledir. Aa, baktım böyle misket, elektron, yani İstanbul Londra arası düşün ne kadar devletler var. Boş. Sonra bu ilim, tefekkür, bunları konuşa, bunları dinleye, bunları okuya şöyle oluyorsun. Allah Allah! Vay be! Günah işte. Bundan uzaklaşıyorsun, düz oluyor. Tenteneli Türk perde oluyor. Düz. Sonra geliyorsun, yaklaşıyor. O zaman bu açılıyor. Tamam, bu tenteneli perde ortadan kalkıyor yani. Açılıyor. Maddedir ki, yani madde olarak gözüken var. Bir de o madde maziyi taşıyor. Buna da meküle deniliyor. Ne diyor? Bir şeyin yaşadığı bir ömürde murur zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimaından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Yani 34 yaşına Harun'sun dediğim şey aslında 34 senelik bir şeyin yok. O bendedir ve sende de var. Ama bu 34 senelik halet ruhtadır. O ruh haletini dışarıya sima olarak gözüküyor. Tasarruf vehmi o mu? Evet. Yani bizdeki biz yükledik manayı. Ama o ihtiyarlık yok mu? Ruhta var. Cesette ihtiyarlık yok. Ruh. Ruh gençtir yani. Evet, gençtir. Çünkü ruhun yaşı olmadığı için ihtiyar genç yoktur da halet. Ha, ihtiyarlık haletleri denilen şey ihtiyar değil. O haletler ruhtadır, kendisini bedende böyle gösteriyor. Ruh ne ihtiyardır ne gençtir. Elektrik ihtiyar mıdır, genç midir? Bayat olabilir mi elektrik? Vallahi bizim prizdeki elektrik bir haftalık ya. Peki gece ve gündüz fark eder mi elektrik için? Uykusu var mı? Bazılar diyor ki, abi ruhun uykusu var mı?
Elletin uykusu var mı? Gece çalıştıramazsınız elletin. Niye? Uyuyor abi, elletik uyuyor. Elletik için soğuktur, sıcaktır, dardır, büyüktür. Makine çok büyüktür, küçük minnacıktır. Ben ya giremem, çalıştıramam, çok büyüktür, çok ufaktır. Böyle bir şey var mı? Erkektir, dişidir, soğuktur, sıcaktır, kilosu var, metresi var, kübü var. Bu mahluk ha. Ruhu düşün. Yaşı var mı elletin? Şey gibi abi, bazıları iki kişi var, 40 yaşında ama biri çok çile çektiği için işte çok yaşlı gösteriyor. Onun ha işte, niçin gösteriyor biliyor musun sevgili kardeşim mesela? Çile çekmiş, şunu çekmiş, bu suratı. Bakın o halettir. Hadiseler haletlerimizi oluşturur. O aletler de kendisini sima olarak dışarıda yansıtır. Biz de deriz ki vay be ne kadar çekmiş. Oysa halettir o. Atom değil. Kaderin yansıması aslında değil mi abi? Kaderdir bu işte. Kader. Kader hali ve vicdanidir diyor. Haletlerin cemidir kader. Haleti anladık mı şimdi? Teklifi kaderle ortaya çıkıyorlar yani. Evet, teklifle. Yani bir şey yüklendiği için hayata gelmesi teklifi kabul ediyor yani adeta. Devamlı aynı görünüyor ama ızdırarı kader yani. Evet, devamlı aynı görünüyor o. Yani bakın kader hali ve vicdanidir dendi, yola çıktım. Ulan vicdanı bize araladık. Halidir. Hali araştırmaya kalktı. Kaç ders var sitede biliyor musun? 4 veya 5. Halet diye. Kader hali ve vicdanidir. Bunu çözmek isteyen adam o 4 tane dersi dinlemesi lazım. Hal. Halet. Halet bak. Bak ne oldu? Burada kullandım. Yani zannediyor ki haleti öğrenince haleti öğreniyorsun. Hayır. Kaderi öğreniyorsun. Bir ders öteki dersi açan malzeme oluyor. Tamam. Bakın kaderdeki kaderi anlamak için haleti anlamak çalıştık. Şu anda ihtiyarlıkta kullanıyoruz. Ben düz okuyayım. Ondan sonra keseyim çünkü saatimiz geldi. Abi anlamadım. Kaderle alakası. Her şeyi anladım da. Kaderle. Peki kaderle alakasını biraz şey yapayım. O zaman dur. Baştan alıyorum. Ama oraya gelince biraz şey yapacağım. Canım benim. Tamam. Her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiri biçilmiş şu görüne suretler. Bu gömleği sığıra giydirebilir misin? Sığıra giyebilir mi? Yok. Peki sana da olmaz mı? Büyük olur değil mi? Yani peki nereye göre bunu kestiler? Bensiz bunu düşünebilir misin? Düşünemezsin değil mi? Sureti varlıksız düşünemezsiniz. Suret varsa onu giyen de var. O zaman kaderin bana şu biçtiği şu suret ruhumu ifade ediyor. Ruhuma göredir. Aslında kaderdir buralar. Bu biçilmiş elbisedir bu. Tamam. Çünkü ben buraya sirayet ediyorum. Hatta benim kitabımı getir diyorum. Çünkü benim kitabımda zannediliyor ki ya bir psikolog. Hayır. Kesinlikle ben varım burada. Her şeyde varım benim kitabımda. Çünkü ben buraya duygularımı verdim. Yani şöyle senin bildiğin sima, koku, ısı, sıcaklığım yok mu? Buraya vuruyor mu vurmuyor mu? Vuruyor. Halet de buraya giriyor. Bu defterde şey yok, odun tozları yok. Buranın içerisine haletlerim cem edilmiş. Ondandır ki peygamberin kaza aleyhissalatü vesselam, hırka-i şerif. Değil mi? Veya işte İsrail'in peşinin olduğu, mukaddes emanetlerin olduğu, peygamberlerin, peygamberliğinin alameti olan tabut-u sekinet mesela. O kimin elindeyse hep muvaffak olur. Her battığı gibi gözüken her şeyde ama her şeyde muvaffak olacaktır. Tabut-u sekinet kimin elindeyse. Tamam? Onun için peşindedir. Aynı sirayet ediyor. İşte ben de buraya. Şimdi benim simamı, bensiz düşün bakalım. Düşünebilir misin? Ha? Benim ruhum yok. Nereye göre bu sima vereceksin? O zaman bu simayı vermen için bir yerleri bilmen gerekmiyor mu? Şöyle diyeyim. Şu kitabı koyacağım buraya. Peygamber böyle yapıyor. Alim-i gaybe bakıyor. Sağa götür. Olmaz. Kendine götür. Biraz ileri götür. Olmaz. Kötü gözüküyor. Sağa yap. Tamam oradadır. Yani bir şey yapılırken bir yere bakılarak yapılıyor. Bana bu simayı verirken ruhsuz verilemez.
O zaman kader nedir? Ortaya çıkandır. Benim simam ruhumdan haber veriyor. Aha sana kader. Bediye kader. Biz bizi seyrediyoruz abi. Evet. Hasan abi, ayet-i kerimede abi yer var. Ha abi dinleyeyim. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yani sirayet etmiş ki abi elimiz ve ayaklarımız şey yapıyor. Manasını okuyayım da ben ulaştırmayayım. Bugün ağızlarının mühürleri de neler yaptıklarını bize elleri söyler ve ayakları şahitlik eder. Evet. Sirayet eder. Yani şu sima ruhsuz düşünebilir misin? Bu niye diyorsun 50 yaşındasın? 50 yaşındasın nasıl dersin? Ben siz düşünemezsiniz. O zaman bu sima bana göre biçilmiş. Kader de senin meyillerine, hassasiyetlerine, tiryakiliklerine, isteklerine göre eylem biçiyor sana. Bak kaderi bir de bak. Adet maddedir ki, bu madde var ya niye şekil almış? Bunu da şekil. Mesela niye benim boyum 2.80 değil? Niye böyle kaba değilim? Niye böyle büyük? Niye siyah değilim vesaire? Bu madde şekil ne için alıyor? Ruhumu gösteriyor. Onun için zarif, naif, latif bir ruhu, kaba bir cesette aramayın diyor. Allah Resulü diyor ki, güzel ruhlar güzel simadadır. Güzel deyince böyle yakışıklı güzel değil, nurani. Mesela bunlar hep alamettir. Batındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki kapıda bu gözüküyor. Başka bir tane söyleyeyim. Atsı gösteren gururun ile ki farklı göster yok. Zaafı gösteren gururun ile. Kibrin ile. Kendini mutike yaptın. Yani adam kibirli. Niye kibire ihtiyaç duydu? Çünkü şey var. Zayıf. Zayıf adam kibirli göstermeye çalışır seni. Fakir adam fodul olur, zengin gibi gösterir. Hiçbir zengin kendisini zengin olarak göstermeye ihtiyacını duymaz. Zaten doymuştur. Ben ne anlatmaya çalışıyorum? Batındaki hal dışarıya aksediyor. Yani içerisiz dışarısı yoktur. İçerisiz dışarıda, dışarısız içi de. Mesela dışarıdaki, içeride kim var? Bir ara dolaşıyorduk ya içeride. Hey! Kim var içeride? İçeri girdik, baktık hiç kimse yok. Oldu biliyor musun bir rüyamda? Girdik dolaştık. Var ne benim için söyledi? Hey içeride kimse yok. Baktım hiç kimse yok. Ondan korktum hakikaten. Sonra tam çıkacağım. Birisini mi aradın dedi adam. Kim işe o sen mi? Var ya Zübeyir abi dedi ki Zübeyir abi neyse ağzımızdan kaçtım. Bir soru sormaya gittim. Hem de teneffüsette ondan sıcak. Böyle yuvarlak bir fanos. Yuvarlak ama. İçeriye girdim. Yuvarlak değil. Hepsi oturuyorlar. Ustad. Ortada. Önde değil. Hani böyle sinema, böyle tiyatro oynanır da burada seyrediyorlar ya böyle. Ortada. Bütün talebeler etrafında. Ortada. Ama dışarıdan bakınca fanus ama nasıl biliyor musun? Kristal bir şey. Yani tek cam değil. Rengi Nadir abi, rengi böyle bir şey yok yani. Envai çeşit, bin desen 10.000 de. Milyon de, 20 milyon de. Böyle bir renk fanos ama kristal gibi böyle kırıklar falan, çeşitli falan böyle acayip. Ben de kafama takıldı çok işte soru işini zikretmeyeceğim. Ya sorayım dedim Zübeyir abiye. Zübeyir abi nerede dediler? Olduğu yerde dediler. İyi dedim gideyim. Gittim baktım. Tamam ama ağaçlar var ya böyle vadiler, denizler falan. Böyle toz gözükmeyecek kadar ufak yerler. Deniz orada ufak. Havada ama çok acayip. Neyse o şey fanusa girdim. Herkes şaşırdı. Herkes. O şaşırdı. Meğer o reis o seninle muhatap olmaz. Oraya yaveriyle muhatap olur. Yaverini gönderir. Pat diye bir heyecanla nereye geliyorsun sen? Nereye girdin ya? Der gibi. Ben koştu çıktı. Böyle yaptı. Dur. Dur orada. Dur. Der gibi. Böyle. Abi ben bir şey soracağım dedim ya. Herkes şaşkın bakıyor. Bu adam buraya sormaya niye gelmiş? Dedi ki böyle bana bakıyor. Şu dağı görüyor musun?
Görüyorum abi dedim. Bak senin sorunun cevabı o dağda. Tamam abi. Ama şöyle baktım. Yanlış şeyi hatırlıyorum. Ustadı hatırlıyorum. Üzeyir abiyi hatırlıyorum. Üzeyir abiyi hatırlıyorum. Hasan Feyzi abiyi hatırlıyorum. Hafız Ali abiyi hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Yani şu anda yaşayanları hatırlamıyorum. Orada. Öyle bir yerde. Sonra Nadir abi. Peki abi dedim. Çıktım. Nasıl çıktım bilmiyorum. Fakat böyle o kadar hani Almanya'da olsun, Bursa'da olsun teleferikle çıkarken teleferikle ayağımın altında oluyor ağaçlar. Karlı marlı falan. Vay öyle keyifli bir şey oluyor. Onun gibi bir şey ama uçuyorum böyle. Ağaçlar aşağıda. Allah Allah. O kadar tatlı ki. Vallahi bunu bu hali yaşamak için sırf 60 sene secde yapmak lazım dünyada. O hal. Sırf öyle of ağaçlar üzerinde. İstediğin gibi şey yapıyorsun, duruyorsun. Bu. O kadar keyifli ki rüzgar vuruyor falan. Dediği yere gittim. Ondan sonra okuyacağım şeyi. Dediği yere gittim dağın tepesine. Ama bir saray bir garip. Üç defa vuruyorum, üç defa. Açan yok. Üç defa vuruyorum. Açan yok. Allah. Üçüncü kez üç defa vuruyorum. Kapı açıldı. Baktım. Gülerek ağzı buraya kadar gelmiş. Ben de şaşırdım. Kim o? Ben de. O da ben. Ben olan ben bana kapı açıyor. Ben bana kapı açıyor. Ben bana gitmek diye geldim var ya. Ben ha benden bana gitmek diye Risale-i Nur diye koştum değil mi? Benden bana nasıl o benden bana ben gitmek için Risale-i Nur'a koştum. Nur derden düştüğünde denize giriyorsun. Bak bir de yavaş söyleyeyim ben ezberimde yok. Benden bana gitmek için Risale-i Nur diye koştum. Ha benden bana gitmek için Risale-i Nur diye koştum. Benden bana ama. Böyle ben şaşırdım. O hiç konuşmadan bana şey diyor ki ben olan ben. O da ben de. Ne endişe ediyorsun? Niye şaşırdın? Şaşıran ben, teselli veren o, durgun olan ben, gülen o. İki zıt yapı. İki tamamen zıt, ikisi de sensin. Bakın bir tane var diyor ki bendeki dostunu görmek için buraya gelmek lazım değil. Bendeki dostunu. Görmek için buraya gelmek lazım. Ola Mehmet. Nerede? Barla'da mıydı? Barla'da. Kaçın sayfa? Barla 346. Onu da okuyayım dur 346 da onda hoş olacak. 346. Bendeki dostunu mu diyor? Bak ustad ne diyor? Aa 346. Yani 346. Neresinde? Rafet abi var ya şurada başla. 346. Şurada mı? Senin bende bir ustadın. Senin bende bir ustadın, bir kardeşin, bir dostun var. Ustadını her risale içinde görüp görüşürsün. Kardeşini sabah akşam dergah ilahide manen ve hayalen o seni dua ile gördüğü gibi, dua ile gördüğü gibi sen de onu bu surette görebilirsin. İyi dinleyin şu ara. Bendeki dostunu görebilmek için bendeki dostunu bende bir dostu buraya gelmekle zahmet çekme. Çünkü o dostun ziyarete liyakati yoktur. Yani bu dost liyakati yoktu sendeki ben liyakati var. Yani sen gideceksin. Anladın mı? O zaman kim kime gidiyor Mehmet o zaman? Benden bana gittim. Benden bana gitmek diye Risale-i Nur diye koştum. Allah Allah. Peki gelelim şu bitirelim çünkü saatimiz geldi. Tamam abi. Şimdi toparlarsak Furkan'ın cevabını. Bu elbise bedene doğru şekile göre biçilir. Hayvansa ona, şişmansa şişman, zayıfsa zayıf. Bu elbise kaderin çizdiği elbisedir. Kader mühendistir. Tamam. Kader yani plan projedir. Kudret de çiziyor.
kader projedir. Kudret yapar. Adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Yani şu kaderin, yani batını dışarıya taşıyor. Bu kaderin çizdiği. Kader nereye göre çiziyor? Batına göre çiziyor. Batınsız çizemez. O zaman sen simana bakarsın, kaderini görürsün. Şey, bunu eli örnek şey olur. Sen derse de örnek veriyorsun ya. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri işte demişti, saçı şöyle olan, yüzü aynen öyle. Demek ki bu suretin o alemdeki şeyini mi görmüştü? Evet. Mesela diyelim ki saçı beyaz olan İbrahim Hakkı Hazretleri diyor da. Kafası kel olan, gözleri şöyle olan, burnu şöyle olan, yanakları şöyle olan, şişman olan vesaire. Bunları birisini açığa vermiyor. İnsanı aşağılamıyor. Tam tersine insan bunu okuduğu zaman benim zaaflarım bu, dikkat edeyim der. Ben okuduğum zaman derim ki olan bu adamın zaafları bu, bu tarafa dokunmayayım der. Dolayısıyla Müslümanla Müslümana kavga olmaz. Bir de ben kendimi yapılandırırım. Eksikliğimi bilirim. Mesela beyaz saçlı olan şöyledir. Ben ne yaparım? Ona göre davranırım kendim. E kötü mü yani beni bana söylüyor? Doktora gidiyorsun, muayene veriyorsun 200 lira. Sen de diyor, üşüttün diyor. E sanki iyi bir şey söyledi. Kansersin diyor. İyi bir şey mi söyledin ki para veriyorsun? Mesela ne kadar hakim olursa o şeyine çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu var ya bu şey Furkan. Şu sima batına göre biçilmiş. Batınsız düşünemezsin. O zaman bu kader arkasıdır. Bu da kaderin biçtiği libastır. Bu dışa görünüş. Ben düz okuyorum. Diğeri makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin suratle tedbirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi her şeyin tarih hayatını bildiren, bak kaderi anlatıyor, simat, her şeyin tarih hayatını bildiren kaç yaşında, kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Sureti maddiye itibariyle her bir şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi, sureti manevi itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh, her şeyin suret-i maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır. İyi dinle bak. Her şeyin, binaenaleyh her şeyin, kaderi anlatıyor. Suret-i maddiyesinde, şu suret-i maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır. Kader mühendistir. Yani o değişmeyen surette kudret-i Rabbani ustadır. Şey yani, usta mühendisin projesine göre yapıyor. O da kaderde ondan göre oluyor. Yani kudret, Allah'ın subutu sıfatlarından ilim, irade, kudret, sen basar var ya kelam. Kudret inşaat şeyidir. İnşaat ustasıdır. Ameledir. Kader ise yani ilimdir. İlimin evindendir. İlimin kendisi değil ama ilimin evindendir. Mühendistir. Mühendisin çizdiğine göre kader buraya taş koyuyor. Yani bu taşlar mühendisin projesi. Proje ruhtur. Ruhtaki aletlerdir. Bak, her şeyin sureti maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır, kader mühendistir. Sureti maneviyesinde ise bu maddiyede, şimdi maneviyi anlatıyor. Hali vicdani gibi, hali maddi vicdani şey mi oldu? Tamam, evet. Hali, kader işte neydi? Hali ve vicdanidir. Hal dişe vuruştur, kader vicdanı oluyor. Batındır. Kader oluyor. Kader oluyor ikisinin cemi. Kader çıktı. Kader dışarıya çıktı. Gözüken kader. Sureti manevi ise manevi, sureti manevi de surettir. Osman söylemişti. Her yaratılan şey ama şeyden aşağı. Aklım da böyle. Çünkü ağaçtan aşağıya tabii şeceri hılkatı ezberlemişseniz konuştuğumu çok iyi anlarsınız. Nur Muhammed'i, Kabı Kaybsen, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş. Tamam. Onun altında ne var? Arşın altında ne var? Daire-i ilim var. Aferin İsmail. Daire-i ilimin altında ne var İsmail'im? Daire-i hayat. Onun altında ne var? Kürs var. Onun altında ne var? Lef-i muhabbe ispat var.
Onun altına ne var? Kaf, nun fabrikası ve tezgahları var. Onun altına ne var? 7 kat sema var. Onun altında ne var? Semai dünya var. Onun altında da biz varız. Hepsi bizde ama. Sanki biz onun içindeyiz. Oysa hepsi içimizde. Cehalet acayip bir şey. Zahire bakarsın şoför arabanın içinde. Gir arabaya. Araba şoföre bak. Araba şoförün içinde. Alemin içinde gibi gözükürken alem içimizde de farkında değiliz. Sureti maneviyesinde ise kader mistardır. Bak maneviyattaki olayı anlatıyor. Sureti maneviyede ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Kudret mastardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. İnsan 18 gün ayrımı gösterir. Evet. Yani insan hangi fiiliyle kadere fetva verirse kader o çizgilerde yürütüyor. Insan. Evet o kadar. Çünkü insan var ya ben olan ben, şöyle diyeyim. Vacibul vücudu anlatalım. Dur. Merkezde vacibul vücut. Mahiyeti zatiye. Çık dışarıya ne var? Şunat zatiye. Çık dışarıya. Sıfat. Çık dışarıya. Esma. Çık dışarıya. Nur-u Muhammed'i. Tamam mı? Peki. Kader neydi? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Bu noktadan sıfatta olan ilmin bir nevidir. Kader ilim nevinden bir nevdir diyor. İlimin kendisi değil. O zaman kader nerededir? Esma'dadır. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Nereden çıkarıyoruz? Kader diyor sevk etti, kader ceza verdi, kader adalet etti. Hep kader yapıyormuş. Desene esma-i fiiliyedir. Eylemin kendisidir kader. Ha, bunun kaynağı nedir? Sıfattır. İyi dinleyin burayı ama. Bak kader esma-i fiiliye var ya esma-i hüsna'nın bütünlüğüdür. Çünkü kader sevk etti, kader adalet etti, kaderin mahkumuyum diyor. Bir yazı falan değil. Kader işin başında faili muhtar. Ha, bu da esmanın bütünlüğüdür. Esmanın da kaynağı neresi? Sıfat. Peki ben olan benim kaynağı neresidir? Sen nereden geliyorsun? Mahiyet-i zatiyeden. O zaman sen kaderin arkasındasın. Kadere hakimsin. Kaderine hakimsin. Çünkü sen arkadasın. Yani mahiyet-i zatiye sıfata hakim olduğu gibisin. O zaman sen mühendis, mühendisin eline şey veriyorsun, proje veriyorsun, usta da onu yapıyor. Sen kaderin arkasındasın. Senin arkanda hiç kimse yok. Senin arkası, ben olan ben var ya, ne esma var, ne sıfat var, ne şunat var. Mahiyeti zatiyenin bizdeki karşılığı ene. Şunat-ı karşiyenin bizdeki karşılığı arş-ı azam. Tamam. Sıfatın bizdeki karşılığı lef-i mahfuz. Esmanın bizdeki karşılığı arş. Tamam, bitti. Şimdi arkadaşlar, ben olan ben, ene var ya, ene cihetiyle arkanda hiç kimse yok. Önüne baktığın zaman, şunat-ı zatiye, sıfat, esmanın cilveleri var bunlar. Kader dediğimiz şey, esma-i fiiliyenin, esma-i hüsna var ya, esma-i hüsna, esma üçe ayrılır. Bir, Esma-i Hüsna, Esma-i Hüsna, Allah'ın isimleri ikiye ayrılır. Toplam üç. Esma-i Hüsna, bir, Esma-i Zatiye, Esma-i Fiiliye. Tamam. İnsan ise kaderi, bu bütünlüğünün insandaki karşılığıdır. Çünkü kader sevk etti, kader tokatladı, kader bilmem ne yaptı. İşin başında faili muhtar, kader. Faili mu? Bu cümlem benim, ezberlerseniz daha iyi anlarsınız. Kader işin başında faili muhtardır. Yani sevk ediyor, götürüyor, çakıyor. Bir yazı falan değil. Tamam mı? İşin başında. Kudret de ona göre vücut veriyor. Yaratıyor. Malzeme de nereden geliyor? Hayattan geliyor. Kader usta mı oldu? Kader yok. Mühendis. Usta kudrettir. Bunları hepsini çalıştıran ben olan benim. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع السلوات